Evet, 4.3'ün yeni bilsine ve yılbaşının ilk videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Hiçlik Sarmalı'nın metasında yani alınabilecek karakterler listesi videosu yapmayı düşünüyordum. Biliyorsunuzdur, eğer de bilmiyorsanız, Hiçlik Sarmalı her 45 günde bir değişiyor. Düşmanlarımız her 45 günde bir değiştiği için oyunda şu karakteri alayım en iyi, bu karakteri alayım en iyi gibi bir tercihiniz olmuyor. Aslında bazı karakterler hariç. Bugün yeni Ebis'te alınabilecek ve alınamayacak karakterler ve kurabileceğiniz takım kurumları ile ilgili bir video yapmak istedim. Eğer 12. katı geçemiyorsanız ve nasıl geçebileceğim diye düşünebiliyorsanız, düşünüyorsanız bu video size göre diyebilirim. Videoya geçmeden önce videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Evet, önceliğimiz düşmanlarımızı tanımaktan geliyor arkadaşlar. 12. katın 1. odasında Ölümsüz Mekanik dizilim var. Bu düşman e, Ayaka'nın boss'u, Inazuma da bulunuyor ve e, belli bir cana düştüğünde kendisinden bir parça bırakıyor ve bunu öldürmemiz gerekiyor. Herhangi bir e, özü olarak bir direnci yok, o yüzden çoğu karakterle buna girebiliriz. 2. düşmanımız Yıldırım Alameti, kendisi uçan, oraya buraya kaçan bir düşman. Ee, o yüzden buna mümkün oldukça yanında durabileceğimiz karakterler almamız lazım. Elektrik almamamız, kısmen elektrik almamamız gerekir ve yanında durabileceğimiz karakterler almamız lazım. Mümkün oldukça da bu katta healer ihtiyacımız olur diye düşünüyorum. Şu ana kadar ilk odanın ilk kısmında bir engel görünmüyorken ikinci kısmında bir engelimiz var. Hemen ikinci kısma geçtiğimizde yine bir özel bir engel görünmüyor. Harabe canavarlarının da öz olarak bir direnci yok. Mekanın da öz olarak bir direnci yok. O yüzden e, ilk iki kısmın ilk iki ilk iki yarısı gerçekten kolay gibi gözüküyor. İkinci kısımda ise Geo elementleri, toprak elementlerine sahip düşmanlarımız var. Bunlara e, toprakla yine girebiliyoruz ama toprağın toprağa karşı öyle özel olarak bir dirençsizlik yok. Hatta toprak toprağı daha rahat kırıyor. Bazı elementler toprağı tabii ki de daha zor kırıyor. Yine de çok büyük bir engel gözükmüyor. Üçüncü odaya geldiğimizde ilk kısımda su tulpası var. Yani Furina'nın bossu. Düz mantık düşünürsek buna kesinlikle su karakteriyle girmememiz lazım. İkinci kısım ise yine çok zor görünmüyor. İki tane yıldırımlı dağ reisi var. Ve iki tane de münzevi var. Belki bu kısımda yine bizi bir tık elektrik zorlayabilir elektrik takımımızı almak zorlayabilir yani. fark ettiyseniz burada da yine elektrik bir tık zorluyordu. İkinci kısmı elektrik almamamız yani bir tık daha mantıklı ama alırsak yine olur niye olur yanına alacağımız ateş karakterleri su karakterleri taşıyabiliriz biz arkadaşlar illa da elektrik almayacağız diye bu kural yok. Yine üst oda için yine su karakteri almıyoruz dedim. Ama yine yanına koyduğumuz iki tane diğer karakter bu üst katlar için bizim işimize yarayacağı için son odada zaman kaybı yaşatacaktır. Bu yüzden su karakteri önermiyorum. Evet takımları önermeden önce bir ön değerlendirme yapayım. Yapmanız bilmeniz gereken bazı taktikler var. Bunun çıkardığı özel işaret olan düşmanı öldürmeniz gerekiyor. Eğer bunu bilmiyorsanız bunu bilmeniz gerekiyor. Yine buna yakın durabileceğiniz düşmanlar almanız takım arkadaşları almanız gerekiyor. Bu kısımda bir engel gözükmüyor. Bu kısımda da aşırı büyük bir engel gözükmüyor. Bu kısımda da tek engelimiz su olarak gözüküyor. Burada da ufak da olsa bir elektrik engelimiz var ama çok büyük bir problem değil. Genel olarak zorluğu zor diyemem. Kolay da değil. Orta bir ebis zorluğu var. Her karakterle geçemeyebilirsiniz. O yüzden bazı takım önerilerini geçelim. İlk önereceğim takım oldukça ucuz bir takım. İlk kısma benim zaten her zaman kırık dediğim bir e, takım var. Nahida Kuki'ye iki tane su karakteri veya e, bir su karakteri bile olur. Üç, üç, kişiyle bile geçebilirsiniz ama ekstra su ekstra hasar demektir. İkinci kısımda ise Mono e, Pyro yapabilirsiniz. Oldukça bakın ucuz bir takım. 3 tane 4 yıldız ateş karakteri ve bir tane Kazuha koydum. Kazuha da herkesin almasını öneririm. Bunu yine Sucrose koyabilirsiniz ama oldukça sizi zorlayacaktır zaman kaybederseniz. Yanfi yerine Huta da koyabilirsiniz. Ateş Pyro DPS gerekiyor yani. Buraya Linay de koyabilirsiniz. Diluc da koyabilirsiniz. En güzel Kasılı Dehya da koyabilirsiniz. En güzel kasılı main DPS karakterinizi, ateş karakterinizi koyup yanına iki tane ateşle destekleyip bir de kazuayla swirlerseniz Sadece ateş karakteriyle ikinci kısmı geçmeniz mümkün. İlk kısımda ise aşırı çiçeklenme yapıyoruz. Ama son odada hiçbir şekilde su karakterimizi kullanmıyoruz. Düşmanın üzerinde her zaman su olduğu için Nahida ile sadece işaretliyoruz. Ve Cookie'nin E'siyle Hyper Bloom tetikliyoruz. Bir de ufak bir not geçeyim. Nahida ile bu düşmanın... Küçük yaratıklarını işaretleyip tutturursanız onlar direkt ölüyor. Bilginiz olsun onları da işaretlerseniz sizin için daha iyi olur. Bir diğer takım önerisi ise üst takıma Raiden Shogun koyabilirsiniz. Raiden Shogun, Shanning, Johnny ve Bennett. Eğer Johnny'niz yoksa yine bir kalkancı karakter kullanabilirsiniz. Kalkancı karakter kullanmayacaksanız bile bir su karakteri kullanabilirsiniz. Ama demin bir anlattığım bir ayrıntı vardı. Sonunda da sudan dolayı bir hasar zarar yiyeceksiniz. O yüzden ee, hasarınız düşeceği için buraya ya bir kalkancı ya da e, varsa nayda da kullanabilirsiniz. Hem en azından bir işaretleme olur hem de Hyper Bloom tetikleyebilirsiniz arada bir. İkinci kısım için iki tane nevlet takımı göstereceğim. Biri C0 için biri C1 için arkadaşlar. Eğer C0 nevletiniz varsa nevlet, jonli, shanning, fishil alabilirsiniz. Eğer Kazuha'nız varsa shunning ya da fishil yerine kazuada alabilirsiniz. Eğer nevletiniz C1 ise iki su kullanma gibi bir rahatlığınız olacağı için nevlet ile birlikte iki su kullanabilirsiniz. İsterseniz Mona, isterseniz Furina, isterseniz Kokomi şeklinde bu su tercihlerini kullanabilirsiniz nevletin yanında. Ayrıca Kazuha, Shanning, Fischl bunları da yanına koyabilirsiniz. İlk kısma Dendro ve Elektrosuz bir takım önerecek olursam Ganyu takımı önerebilirim. Ganyu, Shanning, Johnny ve Bennett. Burada da Ganyu takımıyla ilk kısma girebilirsiniz. İkinci kısma da istediğiniz deminki önerdim takımlardan birini yapabilirsiniz. İkinci takımda bir de Avare önerisinde bulunabilirim. Ama Avare'de genelde iki tane ateş elementiyle oynarsanız daha iyi olur. Ee, Hyper Carry ne kadar etkili olur emin değilim ama yine de deneyebilirsiniz. Benim önerim kalkanla korumanız. Yoksa biraz zorlanırsınız. Bu da bu şekilde bir takım yapabilirsiniz ikinci kısma. İlk kısımda da yine önerdiğim diğer takımlardan birini yaparak Örnek veriyorum en ucuzlarından biri bu. Bunu yaparak bu kısmı geçmeniz mümkün. Hem de oldukça ucuz. 2 tane 4 e, üst takımda 2 tane 4 yıldızlı ikinci takımda olmak üzere fena olmayan bir takımımız var. Umarım video hoşunuza gitmiştir ve işinize yaramıştır. Önerebileceğim karakterlerle birlikte Ebi'ste nasıl geçebilirsiniz videosu yaptım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım işinize yaramıştır. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.